Diyelim ki siz beni mürşit edindiniz. Ben ne söylersem, ben ne yaparsam hepsini doğru bilmeniz, doğru kabul etmeniz, buna da benim göz yummam şekline bu işin dönüşmesi işi berbat eden taraf. Yoksa herkes birbirinden işte çırak kalfadan, kalfa ustadan bir şeyler öğrenerek bir gelip usta oluyor. Bu ama fizikte, ama nalbantlıkta, ama berberlikte, ama bilmem İslam'ı öğrenmede. Hepimiz birbirimizden öğreniyoruz ama tasavvufçuların veya tasavvuf erbabının esastan yanıldığı nokta şurası. Yani mürşitler yanılmaz diyemiyorlar açık açık. O kadar mert değiller ama bir bakıma tatbikata bakıyorsunuz, mürşit edindikleri kimseler haşa ve kella Allah gibi, onlardan her neki sadır olursa anların cümlesi haktır ve doğrudur kafasıyla tutuyorlar. Bu yanlış. Ancak ve ancak Allah-u Teala'dır her neki buyurursa doğru buyuran, her neki yapar ise isabetli yapan. Onun dışında kimse de böylesine mutlak bir doğruluk, mutlak, kendisine mutlak bir teslimiyet söz konusu olmamalı. Böyle olduğu içindir ki burnu bilmem neye giriyor ve ömrü boyunca da çıkmıyor dünya kadar adamı. Anlatabiliyor muyum? Bu açıdan mürşidin farzlığı filan bu manasıyla kesinlikle haram hatta. Yani bir insanı ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın doğru söylüyor, doğru yapıyor diye kabul etmek kadar insanı şirke yaklaştıran ikinci bir iş kabul etmiyorum ben, göremiyorum.